Hiç aldattın mı peki? Buraya koymuşsun ya. Hayır, beni anlatır mıyız? İşte bir dakika şey yapalım, kayıt durduralım gerçekten. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden YouTube çekimlerine başlıyoruz ve ilk programımız Yalan Makinesi. O zaman ben gerçekten heyecanlıyım. Sen? Ben de heyecanlıyım. O zaman kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz diyelim. Haydi bakalım. Önce niye beni bağladınız? Özlem Hanım. Niye seni bağladın? İbrahim ben daha çok bir yalancıyım yani. Sorularınız daha zor. Daha zor değil mi? Ben daha zor. Evet. Haydi bakalım. Evet. Özlem Hanım. Şimdi bir de hayatta şu anda neden burada olduğumu sorgular durumdayım. Birçok kişi de girmiş. Hadi o zaman başlayalım Tayyar Bey. Özlem Hanım, bu makineye girmeyen kalmadı. Benim gördüğüm tüm ünlüler, tüm YouTuber'lar hepsi girdi. Sonrasını sen bensin onu göstereceğim ama ondan sonra bir de onu düşün. Özlem. Hadi bakalım başlıyor muyuz o zaman? İnşallah güzel bir program olsun diyelim ve başlayalım. Ben o zaman soruları başlıyorum. Evet, dünyaya yeniden gelsen Özlem Hanım, beni mi tercih ederdin? Çok. Güzel bir soruyla başlayalım. Güzel bir soru, evet seni tercih ederdim. Evet, burada adrenalin yükseliyor şu an. Cevap bekleniyor İbrahim Bey. Geliyor. Şu an bekliyoruz. Analiz yapılıyor şu an. Kalp ben hızım. Ben zannettim de bir şey böyle bir... Ama o heyecanlıyım şu anda onunla ilgili bir kalp. Konuşmamam lazım. Ama onu anlıyor mu? Nasıl? Hayır. Ama. Evet, seni tercih ederdim. İbrahim, makine yalan söyleyemez değil mi? Yok. Tekrar soruyorum. Dünyaya yeniden gelsen beni mi tercih ederdin? Evet. İbrahim Bey. Şu an Brad Pitt gözüm önünden mi gelmiş gibi şu an. Yani ona da evlenemeyeceğime göre seni tercih ederim. Ben bir Brad Pitt sen yani. Yapacak bir şey yok. İbrahim Bey. Burada yani böyle... Nasıl çıkıyor? Biraz dalgalanma var böyle. Tamam, seni tercih ederdim. Aa, yalan makinesi doğru çalışmıyor o zaman. Beni kandırdın mı o zaman? İlk gördüğünde aşık olmuştun. Ya hayatım, hemen seni tercih demiştin. Ederdim. Ama bak makine dalgalı diyor. Ama Brad Pitt aklıma geldi, o yüzdendir o. O gitsin aklımdan, şimdi geçer dalgalı. Ya bu çok şey bir soru aslında. Aa, şimdi, şey bu, zor bir soru mu o? Zordan ziyade yani bu böyle olmuş bir olay değil. Yani yapar mıydın, eder miydin? Bu çok geniş bir şey yani. Şimdi 100 tane senaryo var. O yüzden yani öyle düşünüyor olsa bile benim burada bunu görmem normal. Görmem. Şu an hayır mı dedi yani senin makine? Peki. Biraz böyle ortada. O ortada. İşte Brad Pitt aklıma geldi gitti. O yüzden sayılır. Peki. Daha can alıcı bir soru geliyor. Tamam. Evet. Ben eğer köyde bir çiftçi olsaydım. Evet. Doktor değil de. Evlenmezdim. Bu soru çok... Yok, evlenmezdim. Tayyar Bey listede olmadan sorudan geliyorsun. Evet. İlk soru böyle. Evlenmezdim Tayyar Bey. Gerçekten mi? Yok, ne işin var çiftçiyle? Hayır, öyle değil de hani karşılaşmazdım. Hani ilk görüşte etkilenme... Demek ki üniforma. Senin köyde bir şey söyleyeceğim. Nerede tanışacağız, nerede karşılaşacağız? Ya diyelim köyde? Karşılaştık bir yerde yani. Nasıl diyelim karşılaştık bir yerde? Çarşıda pazarda bir yerde. Karşılaşır mıydın? Karşılaşmaz. Belki de karşılaşırdık yani. Karşılaşırdım köyde beni ne? Çiftçi mi olsaydınız? Çiftçi olsaydım yani. Ya çiftçi olduğun için veya maraba değil. Olsaydım yani. Yine de bileyim. Öyle olduğun için değil. Ameli ama olsaydım yani bir şey yapabiliyoruz. Ya sen kimseyi küçümsemiyorum ama küçümseme tabii ki değil. Doktor yani olduğun ben sonuçta için. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Küçümseme değil yani o şey değil. Soru. Yani seni severdim ama muhtemelen evlenmezdim Tayyar Bey diye düşünüyorum. O zaman gerçekten. Ne dedi makine? Yani burada soruyu direkt sorup cevap almadık ama siz zaten bunu açık açık söylediğiniz için makineye çok gerek yok gerek yani. Makineye gerek yok. Direkt cevap verdi zaten evet. O zaman büyük zor olanı söyledi yani. Gerçekten evet deseydi kontrol ederdi. Ben evet demesini bekliyordum adam ya söyle. O zaman. Tayyar Bey de yakaladı mı bırakmıyor yemek oradan bir şey yaptınız. Neyse peki bunları da not ediyorum şu anda. Tamam not et. İnşallah program sonrasında tamam, bir kavga çıkmaz inşallah. Peki. Yalnız Tayyar Bey şunu unutmayın. Birazdan nasıl? Siz o koltuğa geçeceksiniz. Evet. O da beni zorluyor. Evet. Yani. Evet. Peki. Özlem Hanım, beni hiç yakışıklı bulmadığın günler oldu mu? Olmadı Tayyar Bey. Her gün çok yakışıklısın. Özlem Hanım'ın mimikleri de kendisini ele veriyor. Gerçekten mi? Hayır. Her gün çok yakışıklısın. Ama hem orada şey yeniden... diyorum. Şimdi soru da biraz şey ama. Yine hani, mi falan? Yani yok... hileli soru. Yani hiç mi? Hani bir gün bile olmamışsa... Bir gün bile olmadı. Her gün seçim bazen kızgın oldu. Olabilir. O zamanlar düşünmemiş olabilir. Cevizim bir şey çıktı yani. Hayır ya. Doğru söylüyorum hayatı. Doğru söylüyorum. Her gün çok yakışıklısın. Allah Allah. Evet. Bana mı inanacaksın? Makineye mi inanacaksın?
Ha işte 10 yıllık karına mı inanıyorsun, makineye mi inanıyorsun? Oradan gir. O zaman gerçekten ben şu an hayal kırıklığı içerisindeyim. Şu an bir durgunlaştım farkındaysan. Hayır. Bir durgunlaştım. Burada ben bir Özlem Hanım'ı zorlamak istedim, biraz doğru söyledim. Pardon. Doğru mu? Evet. Ha. Evet. Ha. Nasıl? Ben hatta bir şey de yaptım. Bir böyle bir hani hiç mi ona bile ayrı. Herkes çok eşitti benim. Anladım. Ama köylü olsam sevinecek mi dedin? Köylü değilsin. Ya köyle alakası yok hayal. Geliyor bir diğer bomba soru. Hı. Çocuğumuz olduğuna hiç pişman oldun mu? Hayır. Çocuğumuz oldun ama. Evet. Hayır canım. Olmadım. Üç çocuk. Tabii kilo almış olabilir, bazen... bozulmuş olabilir, saçlarım beyazlamış olabilir, göz altlarım morarmış olabilir. Hı. Yorgunluktan çökmüş olabilirim ama iki tane değil mi? Üç tane çocuğum var. Bravo. Gerçekten. Burada bir alkış. Tek 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 tek. Tebrik ediyorum seni. Biraz daha uzun olmamı ister miydin? Boyum uzun olmasını. Bence gayet ne güzel. Ne kadar biraz? Ne kadar? 5 santim mi? 15 santim mi mesela? Biraz daha. 1.90 yani. Olsun istemem yani. Ne yapayım ben böyle? Ama şöyle zaman... 10 santim daha uzun olsa mıydın? Hayır, evet yani. Mi hayır mı? He, hayır, ben seni böyle çok seviyorum. Ama bir yine şey oldu. Ben seni çok ne diyor makine diyor ben mi? Bir soruyu tekrar sorun. Evet veya hayır diye alalım. Boyumun biraz daha uzun olmasını ister miydin? Kaç santim? 10 santim diyor. Çok kolay bir soru aslında ya bu. Ben söyleyeyim, o zaman biraz istiyor ama istiyor ama söyleyemiyor değil mi? Ama makinede çıkacak zaten yalanlar yani. A few moments later. Tövbe sorayım. Evet. O zaman. Ben uzun evet, olacak mıyım? Ben bu boyda mıyım? Sen bu boydasın. Tamam. Evet isterdim. İstiyormuş. Ha. Özlem, gerçekten ya mi? Kendim için de çocuklarım genetik faktörler uzun olsun, çocuklarım boyu uzun boylu olsun diye tayak benim kendim. Peki, bunları hep ben not ediyorum. Bunlar kayıtlı lazım oluyor o zaman, onu söylemiş olayım. Benimle evlendiğine pişman oldun mu? Hayır, olmadım. Hiçbir gün bile? Olmadım. Peki, makineyi dinleyelim. En sonunda insanlar birbirlerinin makineciyi alıp atıyorlarmış efendim. Ya seni alacağım, ya onu atacağım yani Tayyar Bey bu işin sonunda. Hiç böyle bir kavga anında falan böyle aklınıza... Hayır ya, olmadı Tayyar Bey. Şu an Özlem'in zihninden böyle bir çizgiler geçiyor ama... Geçti ama olmadı. İnanalım mı, inanalım mı, inanmayalım? Yani olum. Dalgalı olumluya yakın. Dalgalı olumluya yakın, dalgalı peki. Olmayı. Evet. O zaman güzel. Ben ilk aşkın mıydım? Ne demek gerekiyor orada? Evet, hayır biraz siz niye şey vermiyorsunuz ki oradan yani? Evet demeniz gerekiyor. Oradan çıkıyor. Zaten makineye gerek yok diyorsunuz. Cevabı gördüğüm için. Makineye gerek almıyor bazen. Bildim. Söylüyorum. İlk aşkımdın Tayyar Bey. Evet. Ay çok ben kötü. Ama o bakış ben çok de. Kötü bir bakış ya. Ben de öyle bekliyorum. Makine. Hayır yalan söylemiyorum Tayyar. Bana mı inanacaksın makineye mi ya? 10 senelik kanına mı inanacaksın makineye mi inanacaksın? Aşk Zim olsun. CIA diyor, Mossad diyor, ya, istihbarat diyor, KGB diyor. İlkokul tamam. Yıllarında falan belki vardır o zaman. Niye öyle deyip geçiştirseniz de. Çocukluk aşkı daha iyi mi o kadarını görebiliyorsa ama? Yani. Belki anaokulunda falan birine aşık olmuş olabilir Tayyar. Anaokulunda falan yani 4-5 yaş. Belki 5 yaşında falan. Olabilir mi diyelim? Olabilir yani. Çocukluk aşkı dahil mi buna? Tabii. Onu ayırır demiyor değil mi? Evet Tayyar. Ama siz yıllara ayırırsanız işte şu yıldan yani şu yaştan itibaren falan diye ayırırsanız o da çıkar tabii. Evet Tayyar. Onu ayıralım mı peki? Siz bilirsiniz. Hayır ya. Tayyar Bey bulmuştan sonuna peki, kadar. Peki 20 yaşından sonra hiç başka birine aşık oldun mu? Benden önce. Benden önce 20 yaşından sonra. Zaten 20 yaşında tanıştığımızı. Biz tanıştığımızda 20... 3 yaşındaydım. 23 yaşındaydım. Hadi 3 yıl bak. Çok güzel bir soru bak. Hayır, çok uzun zaman seni değil. Seviyordum. Hayır. Tayyar Bey, ondan önceki 3 yılı da soruyorum. Peki 18 20. diyeceğim. 18-23 yaş arasında. Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah, sen pazarlık şey yapıyor. Evet. Yok 18 yaşında 5 gün oldum. Kala falan ben diyormuşum. Soruyu sordum şu an İbrahim Bey. Cevaplar alındı mı? Makine okudu mu cevapları? Soru net. 18-23 yaş arasında. Hayır. Başka birine aşık oldun mu? Evet. Doğru. Olmuşsun yani.
O zaman çocukluk aşkı falan filan bunlar yanıltmaca. Olabilir. Onu bilmiyorum şu an. Olabilir. Ben de bilmiyorum. Bunu tekrar aşık oldun mu demek gerçekten aşık oldum. Yani şey olabilir. Ay kabul edemiyor. Yok olmadı aşkım. Çok sert bakıyor. Peki. Hep konuşuyoruz o zaman. Dördüncü çocuk. Sen çok istiyorsun, ben istemiyorum. Evet, hayal. Gerçekten istiyor musun? Bunu gerçekten anlamak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Gerçekten ona göre istiyorum. Çünkü ben de bir gerçekten aksiyon alacağım. Gerçekten istiyorum. Bak en kolay soru, gerçekten istiyorum. Evet. İbrahim, bizim çok önemli bir konu. Gerçekten çok istiyorum. Önemli. Gerçekten istiyorum. Kafayı peynir ekmekte yememişim yani, değil mi? Üç çocuk. Gerçekten istiyorum kalben. Yine çok can alıcı bir soru o zaman. Evet, hayal. Kaynananı, yani annemi seviyor musun gerçekten? Hep seviyorum diyorsun ya. Gerçekten seviyor musun, çok merak ediyorum. Seviyorum. Evet diyorsunuz. Evet. Seviyorum. Bakalım. Vallahi sen şu an bütün anılarım. Seyirciler, takipçiler çok merak ediyor bence bu konuda. Seviyorum. Ben biraz heyecan yaratayım. Kaynana önemli için. Evet. Seviyorum ama sadece kaynanaya bakalım, olur mu? Başka bir akraba girmesin. Sadece kaynana. O kısım yani. Evet. Seviyorum değil oraya mi? Oraya bakıyoruz. Sizce seviyorum. Ne çıkacak o zaman? Evet, seviyorum. Sizce tabii. Bence seviyor görünüyor. Yani o şeyi hissediyor, evet. Ben sevmediğini düşünmüyorum açıkçası. Seviyorum Tayyar Bey. Keşke bir de kaynanamı bağlasak. Evet. Bir de kaynanayı bağlayabiliyor muyuz? Gerçekten. Kaynanasını seven nadir gelinlerden bir tanesi o zaman. Bravo. Seviyorum Tayyar Bey. Ama annem sevmeyecek gibi değil o zaman. Gerçekten değil. Çok ama beni seviyor, çok iyi niyetli. O da beni seviyor mu? Onu bağlamamız lazım. Onu bağlamak lazım. Da. Evet. Hadi niye bu koltuk daha rahatmış? Ha? Vallahi daha rahatmış. Yemin ederim. Kızım burada bağlısın, her tarafından sıkıştırıyor. Acaba, ellerin bağlı, kolların bağlı. Acaba. Hadi bakalım. Gerçekten bu, böyle bir şey yaratıyor. Asıl geldik şu anda. Tabii sorgu havası yaratıyor gerçekten. Evet Tayyar. Hadi bakalım. Başlıyorum. Ben rahat olamıyorum. Hazır mısın? Evet, hazır mısın? Tamam. Yemeklerimi beğeniyor musun Tayyar Bey? Çok kolay bir soruyla başladık. Daha önce çok söyledim bunu o zaman. Birçok yerde söyledim İbrahim. Daha önce söylediklerimiz sayılmıyor Tayyar Bey. Sayılmıyor mu? Yemeklerimi beğeniyorsun. Evet mi, hayır mı? Yemeklilerini o zaman beğenmiyorum. Hayır diyorsunuz. Hayır diyorum. Çok net bir şekilde yapıyorsun. Makine bunu anlaması lazım. Niye? Çünkü o zaman 3 çeşit yemek yapabiliyorsun. 1 pilav, 2 menemen, 3 türlü, yani başka bir şey yok. İbrahim Bey ne çıktı? Doğru mu söylüyor? Yani bunun yanlış çıkma ihtimali yok canım artık yani. Tamam, bundan sonra net, açık kal Tayyar Bey. Aç kal Tayyar Bey. Makine her şeyi çıkarttığı için ben hiç yalan söylemeyeceğim. Direkt aç kal Tayyar Bey. Bundan sonra aç kal Tayyar Bey. Aç uyu Tayyar Bey. Direkt neyse o zaman. Bundan sonra bana dersin şunu yap, bunu yap. Ben o zaman 5 yıl kendime yaşadım. Bekar evinde, öğrenciyken, asistanken. Hatta 10 yıl. Kendi o yüzden kendime her şeyi yapmayı öğrendim. Yani o yüzden boynum kaldı. Tabii, yani işte korkmuyorum. Neyse hadi geçiyorum ikinci soruya. Hadi bakalım. Gerçekten erkek çocuk istedin mi? 3 kızın var. Ve biri o erkek olsun istedin mi? Evet. Benim hep hayalimdi. Bir kız, bir erkek çocuğumuz olsun o zaman. 3 çocuk asla düşünmüyordum. İkinci dedik belki erkek olur, ikinciyi yaptık. 3 dedik, o da kız oldu. 4 yapacak mısın şu an 4'ü beni ikna edersen sadece o şekilde ikna edebilirsin. Erkek ama olacak diye mi? Daha bilmiyorum, ikna edemedim ama daha. Ama biliyorsun X-Y kromozomları seninle ama alakalı bir şey. Yani benle alakalı bir şey değil o. Biliyorum ya onları. Takdir-i ilahi zaten ya, senden bir şey demiyorum. Her şeyin hayırlısı demek lazım mutlaka öyle. Yani ama hep dedim ki hayalimiz oydu İbrahim Bey. Yani bir kız bir erkek, o yüzden erkeği aradık. Rabbim kız nasip etti. Bunda hayır varmış diye düşünüyorum. Çok da bu arada mutluyum kız çocuğum olduğu için. 3 kız olduğu için çok mutluyum. İyi ki de kız olmuş diyorum şu an ama yine de insan olmayanı istiyor gibi bir his olduğu için. Peki bir erkek soru olsa, daha. Burada yok hissin ama. Bu cevap uzadık mı onu? Evet zaten doğru. Zaten söyledim Tayyar. Peki en çok Lina'yı mı seviyorsun? Şimdi hayır. Evlat ayrılmaz. Hepsi aynı benim için. O orada bir şey çıkacak mı bilmiyorum. Hayır dedi. Tüm evlatlarım hepsi aynı değerde o zaman. Şimdi sevgi konu burada da yine böyle bir dalgalanma var. Şimdi sevgi konusu böyle pat diye sorulunca hemen böyle evet sizin sorudaki gibi yani doğru ama yine böyle bir muhtemelen o sırada diğerleri de aklına geldi. Yani o yüzden biraz çocuklar arasında ben ayrım yapmıyorum. Mesela şu peki, an peki çocuklarından beni çocuklarından daha çok mu seviyorsun? Çocuklarımı senden daha çok seviyorum. Yani hayır. Evet.
Çocuklar... Ah yemeklerimi sevmez, beni sevmez. Ne yapacağım? 3 çocuk ama... doğurdum, çocuklarım... O zaman bence bu da çok şey bir sorudu. Çok şaşırtıcı bir soru değil bence. Yani tüm babalar bence o zaman çocuklarını daha fazla sever. Hiç duymak istediğim kelime yani, neredeyse. Siz Özlem Hanım. Ne? Siz. Ama sorusu. Ben bağlı değilim. Ben yalan söyleyebilirim. O koltuk çok daha rahat. Tamam. Evet. İlk aşkım ben miyim? Güp güp. Güp güp. Taya Bey'in ilk teklediği soru. Evet. İlk aşkım dün açıkladım aslında İbrahim Bey. Söylemiştim. Hayır. Değiliz. Evet. Değilim. İlk aşkım ben değilim. Değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Niye ilk aşkım benmişim gibi rahatsız ettin o zaman bana? O zaman öyle etmem gerekiyordu o zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Bana aşık oldun değil mi? Evet. Yani. İyi bari oradan kurtarıyoruz. Tamam hadi. Tamam bari oradan. Ama şöyle. Bir aşk sözcüğü duyduk İlk yani. Aşkım şöyle sayılır aslında İbrahim Bey. Çocukluk aşkım. Herkesin vardır ilkokul evet. Aşkı. Mesela ben sordum ya 18-20 falan filan. Siz bayağı benim, bir kategorilere evet, ayırıp öyle... İlk elini tuttuğum, ilk gözüne baktığım Özlem Hanım'dır gerçekten. Başka kimsenin elini tutmadım. Teşekkür ederim yani. Ya, ondan peki bir şey soracağım. Özlem Hanım. Çok değerli bir şey. Ben olsam başkasıyla evlenir misin? Şimdi şartlara bağlı. Ortada mı kalayım yani? Açık olsun ya. Ya doğru söylüyorsun. Hani daha demin kendi yemeğini kendin yapıyordun? Yemek ayrı. Neye ortada kalacaksın? Neye kalıyorsun ortada? Aynen benim mantık yürütmem çok güzel yani. Evlenirdin. Sevgilim evlenirdim. Niye yalan söyleyeyim? Makine çıkartıyor zaten. Evlenir miymiş? Gerçekten mi? Ne yapayım? Bekleyeyim mi şey yapana kadar? Gerçekten evlenir miydin başkasıyla? Evet, ben evlenmezdim mesela. Gerçekten mi? Hiç aldattın mı peki? Hiç aldattın mı? Hayır. Hayır. Ben niye düşündüğü zaman mı? Doğru mu söylüyorum? Hayır. Düşündünüz Dayar Bey'e ait. Yok hayır hayır yani ben. Bir an şeyi düşündüm. Gözde aldatma da yana giriyor mu? Tam ben bunu diyecektim. Aldatma. Çünkü aldatmanın çeşitleri vardır Özlem Hanım. Şimdi hayır. Aldatma konusuna gelince şimdi buradaki grafiklere de bir ön plan yapayım. Şimdi aldatma konusu insanlarda çok farklı yorumlanabiliyor. Şimdi neye göre aldatma, kime göre aldatma diye. İşte ona göre, onun şeyine göre aldatma. Bir daha bir sorun, beni hiç aldattın mı diye. Beni hiç aldattın olarak... mı? Hayır. Burayı koy mu satın ya? Aldatmış mı? Ya da daha sessiz, sakin bir ortamda mı sorsam? Ben hani şeyi de biliyorsunuz yani. Hani şeyi mi diyorsunuz söylemek kayıt zorunda. Kayıtlara mı aldırmıyorsun ya? Ne çıkıyor ya yapalım? Ses kaydı şey yapalım mı? Yalan ya mı? Acaba şeye mi ayırsak? Yani burada şey çıkıyor maalesef. Aldattınız hayal mi? Yani eğer şu olay vardı, aklıma o geliyor dediğiniz bir şey yoksa aldattım şimdi gördüm. Bayağı yani çok dalgalanma var. Aklınıza ne geldi Tayyar Bey bilmiyorum ama. Ne geldi aklına Tayyar Bey? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Burayı yengen. Bence burada şu an makine şey yapıyor, karıştırıyor. Gözde aldatmayı bence dahil ediyor olaya. Gerçek şey, aldatmayı ayırabiliyor aldatma. Mu? Soruyu yönelik değil. Yok. Gerçek olarak. Gerçek anlamda aldatma. Gözle aldatma, da böyle reaksiyonlar çıkmıyor Tayyar Bey. Ben çok aldatma testi yaptım da yani gözle aldatma... Ya gülüyoruz değil mi makineye? Evet, gerçek makineye. Kesin yani... anlıyoruz değil mi makineye? Tayyar Bey beni aldattın mı hiç? İşte burada bir dakika şey yapalım, kaydı durduralım gerçekten. O zaman. Ama bu imkansız bir şey ya. Ya ben... Rüyada şey... falan da mı? Konuşmanızdan anladığım kadarıyla siz de böyle şey duygulara sahip bir insansınız. Hani yalan, ben bu işi özellikle yaptığım zaman maalesef. Yani burada gördüğüm bir şeyin... Hayır ben makinenin yalan söylediğini düşünüyorum şu anda Tayyar Bey. Hani makineye inan... Bak sana inanıyorum, makineye inanmıyorum. Düşün yani. O kadar bana güveniyor aslında. Gerçekten. Makinenin yanılma payı yok geliyorum değil mi? Evet. Yanılma payı yok. Ama makine yanılmıştır yani, aldatmamıştır. Evet, payı yok ama. Aldatmamıştır ben. Aldat ya, inanamıyorum yani. Yani makinenin yanıldığını düşünüyorum. Tayyar Bey,
Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Makine yanılıyor şu an. Gerçek olamaz. Arkadaşlar yani Özlem Hanım şey yapma, yemedi. Evet. Gerçekten ya. Gerçekten mi? Sen biliyor muydun şaka olduğunu? Nasıl güvene bakacak? Yürüyorsunuz gerçekten. Ama hiç bir dakika bile bak şüphe duymadı. Tebrik ederim o zaman. Şüphe duymadı değil mi hiç? Değil mi? Sonuna sana kadar savundu. Makineye inanmıyorum dedi. Sana inanıyorum, makineye inanmıyorum. Ama şimdi dedim az önce yani elini tuttum ilk ve tek kişisin dedim. Yani gözüne bak. Orada aslında ipucu vermiş olduk aslında. Onu keşke sormasaydın önce. Yani... Ha, burada bir açıklık getireyim. Evet. Yapıyormuş gibi yaptık. Normalde yani çıkıyor gerçekten. Yani? Bu daha önceden arkadaşlarla beraber siz yokken böyle bir şey yapabilir misiniz dediler. Evet dedim böyle bir biraz sen heyecan mi yaratalım diye. Yani biliyordum. Ya. Biliyor muydun? Planlı bir soru bu. Neyse ki sınavı geçtim yani şimdi? O zaman sınavı evet bravo. Sen çok o kadar güven gerçekten. Yo ben gerçekten Allah'a öyle çıktı ama, deseniz bile hani kamerayı kapattıktan sonra çıktı deseniz bile ben ama bu kadar yani güven gerçekten güzel bak. Ben de o güven oluşturmuştum gerçekten mesela. Gözümle evet. Bile görsem inanmam bile. Gözümle bile görsem o kadar da değil. O kadar da değil yani. Evet Tayyar Bey geldik fasulyenin faydalarına. Hiç boşanmayı düşündün mü? Evet bu da güzel bir soru bence. Çok fazla kavga oluyor. Her ailede olduğu gibi. Ve büyük kavgalardan sonra da düşünmüşümdür evet. Düşündün yani. Düşündüm. Tayyar Bey helal olsun. Yani hepsine tatlı. Hiç çünkü ben risk alamam burada. Makine çünkü beni yalancı unutuyor. Zaten sen benden boşanıyorsun. Öldükten sonra da başkasıyla evleniyorsun. Yani o zaman... Düşündün mü diye soruyor. Ya yani. Ama kadın da ne ama... kadar fedakar, cefakar bir insanlarız biz. Ya ben ne boşanırım ne şey yaparım mesela. Gerçekten öldükten sonra başta hayır. Ve diş kış yapıyor Tayyar Bey bak gerçekten. Bu doğru olabilir. Ama ben de boşanmamıştım. Düşünmüşüm sadece. Ya, aklımdan geçmiş. Sana üzülmedim şu anda. İlk zamanda bas bas bağırmışım. Evet geliyor Tayyar Bey. Dünyaya yeniden gelsen beni seçer miydin? Evet seçerdim. Libari. Net. Bu oradan soru çok... kurtuldum. Çok güzel. Bari oradan atladım. Biz... Sınavı oradan atladık. Teşekkürler Allah'ım. Evet. Teşekkürler Allah'ım. Bir dakika ben daha açacağım. Belki böyle çıkacak. Ben çok emin olunca o gerçeği yaptım. Evet. Doğru söyle değil mi? Bu da çok bizim için önemli bir konu aslında İbrahim Bey. Yani normalde ben Özlem Hanım'la tanıştığımda, evlenmeye karar verdiğimde asistan doktordum. Ve benim doktor arkadaşlarım dediler ki hemşireyle mi evleneceksin? Evet dediler. Onaylamadılar ilişkimizi. İstemediler. Evliliğimizi istemediler. Akrabalar, çevreden vesaire herkes işte doktor doktorla evlenmeli falan gibi bir algı oldu ve beni soğutmaya çalıştılar ama ben orada hadi. Yani aşkıma sahip çıktım, zamanı sahip çıktım. İyi ki evlenmiş Tayyar. Evet, iyi ki evlenmiş. Bu çok önemli bizim için. Ve tekrar dünyaya gelsem yine o zaman yine, bu da zaten evlenirim tekrar yani. Ben de evlenirim. Bir doktorla evlensem şu hayatım muhtemelen çok daha farklı bir yönde olacaktı. Farklı bir noktada olacaktık. Şu an bulunduğumuz noktaya gelmemiz imkansızdı belki de. Evet, Özlem Hanım sayesinde. Çok daha farklı noktalara gelmiş olduk. Birbirimizi bir yerlere taşımış olduk. Bu çok çok önemli. O yüzden bir kez daha gelsem. Çok teşekkür bir kez daha Zoom'da evlenmek isterdim. Evet, çok samimi açıklamalar geldi hem Tayyar Bey'den hem Özlem Hanım'dan. Gerçekten çok ilginç bir program oldu. Evet. Arkadaşlarımın bana ilettiği iki soru daha var. Bunlar da Instagram'dan yöneltilen sorular. Bunları da ben soracağım size. Hazır Tayyar Bey'e bağlıyken evet. Tayyar Bey'e soralım. İlk sorum, takipçilerinizi gerçekten seviyor musunuz? Evet o zaman ben gerçekten İbrahim Bey size söyleyeyim. Takipçilerimizi çok çok seviyorum. Özlem Hanım da çok seviyor. Dışarı çıktığımızda çok fazla tanıyan oluyor. Gerçekten bir alışveriş merkezine gittiğimizde dışarıda gezerken vesaire. Çok güzel bir ilgi var. Çok seviyoruz sizi arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Hep gelin, hep muhabbet edelim dışarıda geldiğiniz, gördüğünüzde. Bir diğer soru da ürünlerinizi kendiniz kullanıyor musunuz? Evet. Ben her akşam kullanıyorum uzun. Bütün ürünlerimizi. Mesela Pigmento Plus sürüyorum. Saçlarımlarımızı o zamanım sürüyorum. Yani her gün. Kendi evimizde kullandığımız, evet. Kendi ailemizde kullandığımız hiçbir ürünü asla size paylaşmayız ve tavsiye de etmeyiz. Evet. Bundan daha önce de böyleydi. Kendi ürünlerim olduğu zaman da, kendi ürünlerim olmadığı zamanlarda. Yani sadece zaman. Güvendiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Kendi ürünlerimde bu böyledir.
macunları zaten görüyorlar Tayyar Bey. Keçi boynuzunu görüyorlar. Diğer hepsi zaten muhteşem ürünler. Siz de kullandığınızda çok memnun kalacaksınız. Doğru çıktı mı peki İbrahim Bey? Tabii sizin... Değil mi? Net bir şekilde. Evet. Evet, çok evet. Güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Ekibimize, herkese çok çok teşekkür ederiz. Bu tarzda videoların devamı için beğenmeyi ve yorumla yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz o zaman. Görüşmek üzere diyelim mi? Sen böyle kalacaksın ama. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Seni tutamayacağım. Yorumlarda seyircilerimiz hangi içerikleri bizden istiyorlar? Bundan sonra çok güzel bir YouTube evet. Akışı olacak. Her hafta düzenli videolar gelecek. Onların istedikleri, bekledikleri seviniriz. İçerikleri yorumlara yazarlarsa biz onları çekmeye gayret ederiz diye söyleyelim. Evet Tayyar evet. Bey. Bundan sonra peki. Yaşarsan gayret ederiz. Ne oldu? Şöyle bunu. Aynen kapatalım buradan. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.